Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere PlayStation Black Friday indirimlerinden oyun önerisi yapacağım. Şimdi ilk olarak gözüme çarpan Spider-Man Miles Morales var. 460'tan 230'a inmiş. Oyunun sunduğu içerik bakımından 230 bir tık pahalı olabilir. Yine de söylemiş olayım dedim. 230'a inmiş şu anda 460'tan. Horizon Forbidden West var. Hala daha pahalı olan bir oyun bence. Çünkü 700'müş 400'e inmiş. Bu fiyata alınabilecek olan bir oyun değil bence. Last of Us Part 1 var. Remastered versiyonunu çok daha uyguna oynarsınız. Yani 600 lirayı vermeye hiç gerek yok Last of Us Part 1'e. The Quarry indirim almış. 300'e inmiş. Bu tarzda bir oyun için bence fazla. Dying Light 2 uzun süreler oynayabileceğiniz bir oyundu. 230 çok da pahalı değil bence Dying Light 2 için. Alınabilir bence bu fiyata. Red Dead Redemption 2 yine indirimde. 155 lira. Oynamadıysanız kesinlikle oynayın bu fiyata RDR 2'yi. Çok çok iyi bir oyundu. Assassin's Creed Valhalla güzel bir fiyata inmiş aslında. Çünkü oyun ana hikayesini baştan sona oynarsanız 60-70 saat civarında olan bir oyun. 155 lira uygun, o yüzden beni sıkmıştı. Ama daha öncesinde uzun süreli bir Assassin's Creed oyununu oynamamışsanız Valhalla'yı alabilirsiniz bu fiyata. Ghost of Tsushima indirimde. Bu Director's Cut mı? Şu 350 olan hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 versiyonu 252 lira. 600'den inmiş, alınabilir. Ghost of Tsushima hem Director's Cut da olduğu için içerisinde DLC'si de birlikte geliyor. Oyunun ana hikayesi 20 saat civarındaydı. Ve yan görevleri falan da yaparsanız 30-40 saat oynayabileceğiniz bir oyun Ghost of Tsushima. Ben beğenmiştim. Eğer ki temasını da seviyorsanız kesinlikle alınabilir bu fiyata. Last of Us Part 2 çok uygun fiyatlara iniyor artık. 100 liraya inmiş. 400'den 99-75'e inmiş. Last of Us Part 2'yi oynamamışsanız ve oynamak istiyorsanız bu fiyata kesinlikle almanızı öneririm ben. God of War kesinlikle alınabilecek olan bir oyun. Hem Ragnarok'ta çıkmışken ilk oyunu oynamamışsanız eğer ki bu fiyata alın oynayın. Burada It Takes Two var. 400'den 160'a düşmüş. Ve burada Haze Light Bundle var. It Takes Two ve de A Way Out Bundle'ı. İki oyun 330'a satılıyor. It Takes Two 160 lira fena değil gibi aslında. Çünkü çok da eski olan bir oyun değil It Takes Two. Death Stranding'in Director's Cut'ı var burada. 440'tan 175'e inmiş. Death Stranding benim beğendiğim bir oyun olmuştu. Oyunda anlatılan hikaye ve oyunun diğer oyunlardan farklı olması benim çok hoşuma gitmişti. Sürekli yürüdüğünüz için oyunda bazen sıkabiliyordu. Ama benim beğendiğim bir oyun olmuştu. Denemenizi öneririm ben Death Stranding'i. Demon's Souls'da indirim almış. 600'den 310'a düşmüş. Demon's Souls için indirim bekliyorduysanız eğer ki şu anda alınabilir. Dark Souls 2 100 liraya düşmüş. Ben de oynadım Dark Souls 2'yi 10 saat kadar. Alınabilir. Mortal Kombat 11 indirime girmiş. 105 lira. Onun da fiyatı uygun gibi. Devil May Cry 5'in Deluxe Edition ve Special Edition'ları burada. Buradaki de normal sürümü 85 liraya Devil May Cry 5 alınır. 10-15 saat civarında bir ana hikayeye sahip oyun ve oynanış olarak oynanış hikaye karakter tasarımları, oyunun grafiği falan çok çok iyiydi. Çok beğendiğim bir oyun olmuştu. Devil May Cry 5 oynamanızı öneririm. Dark Souls Remastered 300'e düşmüş. Eski bir oyun, 300 fazla. Oyun güzeldi. 200 veyahut da 150 falan olmalı bence. Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition 63 lira. Gayet uygun. Jedi Fallen Order çok çok iyi bir oyun değildi. Benim eğlendiğim bir oyun olmuştu ama daha iyi olabilecek yönleri vardı Jedi Fallen Order'ın. Yine de eğlendiğim bir oyun olmuştu. Öneririm oynamanızı. Çok çok iyi bir oyun değildi ama oynamaya değer olan bir oyun bence. Resident Evil 2 Deluxe Edition 110 liraya alınır. Oyunu iki karakterle bitirmeyi falan da istiyorduysanız oynanış süresi çok daha uzun olacaktır. Ben sadece bir karakterle bitirmiştim ve çok da fazla araştırmamıştım etrafı ve 6 saatte falan bitti. Etrafı falan da daha fazla araştırırsanız oyunun süresi çok daha uzayacaktır. Korkutma yönünde gayet iyi bir oyundu. Remake'in hakkını veren bir oyundu diyebilir Resident Evil 2 için. Assassin's Creed Odyssey'nin Deluxe Edition'ı var. 110'a düşmüş neredeyse. Bunda DLC falan da geliyordur. Odyssey de yine oynanılabilir. Benim oynadığım uzun süreli ilk Assassin's Creed oyunuydu ve beğenmiştim. Yeni Assassin's Creed oyunlarından bir oyun oynamamışsanız yakın zamanda Odyssey'yi oynayabilirsiniz. Need for Speed Hot Pursuit var burada. Remastered versiyonu. Bunu ben de almıştım geçen indirimlerde. Pek beğenmemiştim ama yarış oyunlarını zaten pek sevmiyorum ben. Oyunun oynanışı falan gayet iyiydi ve %90 indirim almış. 280'den 28 liraya düşmüş. Yarış oyunlarını seviyorsanız oynamanızı öneririm çünkü diğer oynayan kişilerden gördüğüm kadarıyla onlar beğenmişti oyunu.
Burada Alan Wake Remastered var, 110'a düşmüş, 220'den alınır. Alan Wake 10-15 saat civarında süren bir oyundu. Tam olarak bir Remastered değil de Remastered ile Remake arasında olan bir oyundu. Çünkü Alan Wake'in görünüşü değişmişti Remastered versiyonunda. Alan Wake'i ben beğenmiştim. Hikayesi yine çok karışıktı, Control gibi. Control de yine aynı firmanın yaptığı bir oyundu. Alınabilir, hikayesini beğenmiştim ben. Oynanışı çok çok iyi değildi ama diğer oyunlara kıyasla daha farklı olan bir oynanışı var. Burada Tony Hawk's Pro Skater 1 ve 2 Remastered var. 140'a düşmüşler 280'den. Kaykay oyunlarını seviyorsanız alınabilir. Ben beğenmiştim. Bayağı eğlenceli bir oyundu. Burada Mafia Trilogy var. Oynamamışsanız kesinlikle alıp oynamanızı öneririm Mafia Trilogy'yi. 1 ve 2 çok iyiydi. 3'ü pek beğenmedim. 150 liraya alınır. Burada Far Cry 5 var. 115 lira. Alınabilir. Batman Arkham Collection. Hiçbir Batman oyununu oynamamışsanız alınabilir. Oynanışları falan eğlencelidir Batman oyunlarının. Doom Eternal Standard Edition 120 lira neredeyse alınabilir. Doom Eternal beğenilen bir oyun olmuştu ve oynanış yönünde 2016 Doom'dan bile daha iyi olan bir oyundu. Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy 3 oyunda var içerisinde, 175'e düşmüş 440'tan. Alınabilir bu fiyata. Dying Light 48 liraya düşmüş. Güzel oyundu. Çok çok iyi bir oyundu diyemem ama yine de oynanabilecek güzel oyunlardan birisi. The Evil Within ilk oyun 21 liraya alınır kesinlikle. Korku oyunu seviyorsanız tabi. Çok korkunç olan bir oyundu. Burada Fallout 4 Game of the Year Edition var, 90 liraya alınabilir. Wolfenstein 2 indirim almış, 35 liraya alınır. Kısa süreli bir oyundu. Oynanış ve hikaye yönünde gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Far Cry 3 Classic Edition 35 liraya alınır. Far Cry 3 güzeldi. Hikaye ve karakterler olarak en beğendiğim Far Cry olabilir Far Cry 3. Oynanış yönünde de gayet iyiydi. Eğlenceli bir oynanış var. Doom var burada. 2016 Doom 84'ten 21'e düşmüş, alınabilir. Resident Evil 7 Biohazard'ın Gold Edition'ı 160'a düşmüş. Normal sürümü daha uyguna iniyordu. Resident Evil 7'yi de eğer ki oynamamışsanız oynamanızı öneririm ama bu fiyat şu anda biraz pahalı. Gold Edition'da DLC de vardı herhalde içerisinde. Güzel oyundu gerçi, çok da korkunçtu da. Daha uyguna iniyordu normal sürümü falan. Dishonored 2 var burada, 36'ya inmiş, alınabilir. Nihon Complete Edition'ı ilk oyun ve de ikinci oyun herhalde, 266 lira. Çok da pahalı değil ama biraz daha uygun olsa daha iyi olabilirdi bu. Burada Prey var, 65 liraya alınabilir. Oynayan kişilerden gördüğüm kadarıyla beğenilen bir oyundu. Hikaye ve oynanış yönünde zaten Arkane'in yaptığı bir oyun ve Arkane oyunlarının diğer Arkane oyunlarına baktığımda oynanışları gayet iyiydi. Prey'de de o şekildedir. Bende de vardı ama hala daha oynamadım Prey'i. Burada Control var, Control 55'e inmiş 220'den. Control oynanış yönünde diğer oyunlardan çok daha farklıydı. Hikaye yönünde cidden beyninizi yakacak bir hikayesi var diyebilirim. Anlaması çok zorluyordu oyunun hikayesini. Bayağı karışık bir hikayesi var ama anladığınızda en sonunda hikayede olanları beğeneceğiniz bir oyun olur diye düşünüyorum. Evet, bu da son sayfa. İndirimler de bu kadar. Evet, PlayStation Store'daki Black Friday indirimleri de bu şekildeymiş arkadaşlar. Video eğer ki işinize yaradıysa videoyu beğenebilir ve bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.